Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize hayırlı sahurlar dilerim. Sizler için iki tane güzel sorum var. Bu sorular sınavda çıkabilecek muhtemel iki soru tipidir değerli arkadaşlarım. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım, abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Daha iyi sorular sizleri bekliyor. Olacak oynatma listelerine mutlaka göz atıyoruz. Hadi bakalım. Sorular TYT, AYT ve KPSS'yi yakından ilgilendiriyor. Konumuz İnkılap Tarihi. Soru bizden ne istiyor hocam? İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda Yahudi sermayesinin desteğini almak amacıyla yayımladığı bildiri aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM böyle kuytu yerlerden seçmeyi çok çok seviyor. O yüzden ben burayı yıldıza bıraktım. Şimdi hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bizlere neler verilmiş? Marshall Planı verilmiş, Monroe Doktrini verilmiş, Amiral Bristol Raporu verilmiş, Balfour Deklarasyonu verilmiş ve McMahon Antlaşması verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sırasıyla gidelim. Marshall Planı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin müttefiklerine yapmış olduğu yardım paketidir. Bunu geç. Monroe Doktrini ABD'nin 1823 yılından itibaren uygulamış olduğu politikadır. Biz buna yalnızlık politikası diyoruz. Bu da değil. Amiral Bristol, Türklerin uluslararası alanda haklılığını gösteren ilk rapordur. Bu rapora göre Rumlar haksızdır, Türkler çoğunluktadır. Balfour'u sen bırakacaksın. McMahon Antlaşması 1. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre Mekke emiri Şerif Hüseyin'e toprak vaadinde bulunulacaktır. Cevabımız Balfour Deklarasyonu olacaktır. Hocam Balfour kimdir? Balfour o dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı'dır değerli arkadaşlarım. Buradaki amaç İsrail Devleti'nin temellerini atmaktır. Cevabımız D şıkkı ve bunun sonucunda 1948 yılında İsrail resmen kurulacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Buna göre yukarıda bir bahsedilen başarı 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği cephelerden hangisine aittir? Öğretmen Kemal Bey tarih dersinde Kutul Amari ile ilgili belgeseli izledikten sonra öğrencilerine Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu büyük bir başarıya imza atarak İngiliz ordusunu esir almıştır ifadelerini kullanarak dersini bitirmiştir. General Towsend burada esir alındı. Osmanlı Devleti son zaferini elde etti. Hangi cepheden bahsediliyor? Çanakkale. Mustafa Kemal Çanakkale'den sonra hamdolsun İstanbul'u kurtardık demiştir. Ve Çanakkale biliyorsunuz ki başarılı olunan tek cephedir. Suriye Filistin son cephe değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal burada Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atanacaktı. Kafkas Enver Paşa aklımıza geliyor. Sarıkamış aklımıza geliyor değil mi? Kafkas cephesinde amaç neydi? Kaybedilen toprakları geri almaktı. Bolşevik devriminden dolayı Ruslar savaştan çekilip o topraklar geri alınacaktı. Irak'ı bırakacaksın sen. Kanal buradaki amaç İngilizlerin sömürge yollarını kesmekti. Cemal Paşa komuta etmiştir ancak başarısız. Cevabımız Irak cephesi olacaktır. Kutul Amare ve Halil Paşa denilince aklımıza Irak geliyor değerli arkadaşlarım. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.